Mesut. Avcı kulübesi hazır mı? Konuştuğumuz gibi ayarladın mı her şeyi? Güzel. Penceresini açık bıraktın değil mi? Tamam. Yardımların için çok sağ ol. Görüşürüz. Oyun senin oyunun. Sır senin sırrın. Ben ne yapıyorsam senin için yapıyorum aslım. Bozacağım bu oyunu aslım. Benden sakladığın sır her neyse öğrenene kadar durmayacağım. Ozan. Senin ne işin var burada? Her şeyi öğrendim aslım. Berçin yüzünden benimle ayrılmak istedin. O seni tehdit etti. Fatih'le bir olup ikimizi ayırmaya kalktılar. Ama başaramadılar. Buradayım. Yanındayım sevgilim. Sonsuza kadar ayıracaklar diye çok korktum aşkım. Geçti gitti. Yanındayım, buradayım. Aşkımız hepsinin üstesinden geldi. Ozan. Benim Aslı'mı görmem lazım. Hemen. Ozan, ne işin var burada? Hazırlan aslım, balıya gidiyoruz. Ama benim bugün başka işlerim vardı. Hem Fatih'e sormadan... Gerekirse Fatih'le ben konuşurum. Bizim toplantıya yetişmemiz lazım. Sen hazırlan, ben seni burada bekliyorum. Tamam, hemen geliyorum. Berçin'le nişanlandıktan sonra tebrik edememiştim sizi. Mutluluklar dilerim. Ozan, iyi misin sen? İyiyim. Teşekkür ederim. Allah'ım. Sürecek bu ıstırap. Tüm kalbimle sevdiğim adam benden nefret ederken ben nasıl yaşayacağım? Ağladın mı sen? Yo, iyiyim. Bolu'daki toplantı şu reklam filmiyle mi ilgili? Neden gözlerini kaçırıyorsun benden? Ne saklıyorsun? Bir şey sakladığım falan yok. Ağlamadım da. Niye ağlayayım? Sonunda hayatım düzene girdi. İyi bir işim var. Okuluma devam ediyorum. Annem yanımda. Ya Fatih? Ondan bahsetmedim mutlu hayatını anlatırken. O artık yok mu? Var.
Berçin'in var olduğu gibi Fatih de var. Hadi gidelim artık. Geç kalıyorduk. Kurulda her şeyimiz tamdı. Bir Ozan'ın saçmalıkları eksikti. Bir imza atacağız. Beyefendiyi bekliyoruz ne kadar zamandır. Mümtaz. Gerilmeye gerek yok. Genç çocuk işi vardır, bitince gelir. Acelemiz yok. Kızım. Senin ne işin var burada? İki saattir Ozan'a ulaşmaya çalışıyorum. Belki buradadır diye geldim ama. Yok kızım. Biz de onu bekliyoruz zaten. Asistanıma da ulaşamıyorum ben. Bu toplantıyı ertelesek mi? Aslım da Ozan da yok yani. Eğer arkamdan iş çeviriyorsan seni perişan ederim Aslım. Alo Ozan. Neredesin, seni bekliyoruz. Bolu'ya gidiyoruz Mümtaz Bey. Pazarlama strateji toplantısına. Bolu mu? Nereden çıktı şimdi bu? O toplantı hafta 7 miydi? Ben bugün olmasını istedim. Senin yerine ben katılacağım toplantıya. Ozan, o toplantıda bütün ortakların bir arada olması gerekiyor. Biliyorsun öyle değil mi? Lüzum yok. Ben hepinizi temsil ederim. Ha, bu arada aslında benimle beraber. Fatih Hoca sorarsa asistanını aramasın. Söyleyin. Ozan! Ne oldu? Beyimiz yine kafasına göre iş yapıyor. Bolu'daki toplantıyı bir hafta önceye almış. Oraya gidiyormuş. Aslında yanındaymış. Ben de gideyim artık. Görüşürüz. Neden toplantı tarihini erken aldın? Kimseye söylemeden üstelik. Niye yaptın bunu? Seninle baş başa kalabilmek için. Etrafımızda yabancı sesler olmadan birbirimizi daha iyi duyalım diye. Yine oyun mu oynuyorsun benimle? Oyun oynamak benim işim değil. Şu iş bir an önce bitsin istiyorum. Toplantıyı bugün almamın nedeni de bu. Başka ne olabilir ki? Fatih mi arıyor? Evet. Ver şunu, ben konuşurum. Ya dur, ne yapıyorsun? Dursana. Efendim Fatih Bey. Aslımı verir misin? Alamazsın. Şu anda iş saatleri içinde. Toplantıya gidiyoruz. Sonra ara. Bak Ozan. Aslım benim asistanım. Toplantıda benim de olmam gerekirdi. Fatih, sen benim sahibi olduğum kurumun en küçük ortağısın. Kimin toplantıya katılıp katılmayacağına ben karar veririm. Ozan, amacını ne çok iyi biliyorum ama. Demek aslımı kazanmak için numaralar çeviriyorsun Ozan Efendi. Ama o kadar basit değil. Her adımda beni karşınızda bulacaksınız. Aslım'la mı konuşuyordun? Birlikteler mi? Ya o kızın benim nişanlımla Bolu'da ne işi var ya? Berçin. İş için oradalar. Ben de zaten şimdi yanlarına gideceğim. Ben de geliyorum. Madem iş için, ben de bulunmalıyım. Peki.
dileğimi yazdım ama dilek balonun içine koymayı unuttum. Of ya, boşuna uçurduk balonu. Bakabilir miyim ben? Ne yazmıştın? Ozan, seninle ikimiz sonsuza kadar mutlu yaşayalım. Çok güzelmiş bu. Bunu sakla, belki bir gün düğün davetiyemiz olur. Bunu yanımdan hiç ayırmayacağım. Eğer bir gün bunu kaybedersem, ya seni sevmekten vazgeçmişimdir, ya da o gün ölmüşümdür. Ozan dur, ne yapıyorsun? İyi misin? Yoldan çıkacaktın neredeyse. İyi miyim? Bir şeyim yok. Neredeyiz biz Ozan? Kestirme yol dedin ama. Aslım, seni telaşlandırmak istemem ama galiba kaybolduk. Dur, navigasyona bakayım bir. Telefon çekmiyor. Ya. Motor durdu. Sen nasıl tamir edileceğini biliyor musun peki? Bir kere İzmir'de bir araba görmüştüm, yolda kalmış. Tiryer kayışı mı kopmuş, öyle bir şey. Nasıl tamir ettiniz? Etmedik. Çekici çağırdık. Sonra hep beraber Karaburun'da sahile inip sabahladık. İyi anlaştınız yani. Çabuk kaynaşmışsınız. Nasıl biriydi bu arabanın sahibi? Sarışın, mavi gözlü, uzun boylu. Bayağı bir eğlenceli tipti. Rahat da bir tipmiş belli ki. Ya hiç tanımadığı biriyle sabahladığına göre. Rahat rahat. Bayağı özgür ruhlu biriydi. Bir anılar anlattı. Sabahlara kadar gülmekten karnımıza ağrılar girdi. Sonra da kumların üstünde uyuyakalmışız. Ne güzel. Çapkınlık anılarım bittiyse şu arabaya bak da gidelim artık. İşte yaz askerden geliyor Arda. Yine buluşacağız. Erkek miydi? Erkek. Beni kıskandığında gözlerinden çıkan ateşi özlemişim. Ne kıskanması ya? Ben seni niye kıskanayım ki? Hadi işine bak da tamir et şu arabayı, gidelim bir an önce. Tamam, teşekkürler. Ne oldu? Reklam şirketiyle konuştum. Toplantı 2 saat sonraymış.
İstersen gel otele geçelim, orada bekleyelim. Hayır. Ozan'la Aslı'mı bulmamız lazım. Onlar olmadan ben bu otele falan girmiyorum. Hatta arayacağım. Olmuyor mu? Yol yardım bulmamız lazım. Gelen geçen de yok. Ne yapacağız şimdi? Dağ başında mı kaldık? Ha, şu ileride çatı gibi bir şey var. Bir gidip bakayım. Birileri var mı, yardım eder mi? Ya ormanın ortası orası, kimse yoktur. Geri gidip ana caddeye çıkalım. Sen istersen kal. Ben gidip bakacağım. Kalacağım tabii ki. Ormanın ortasına kaybolmaya hiç niyetim yok. Sen bilirsin. Ozan! Ozan dur! Ozan dur, ben de geliyorum. Üşüdün mü sen? İyi misin? İyiyim, iyiyim ben. Ben iyiyim, üşümedim. Asıl senin üşümemen lazım. Ameliyatlısın sen. Dur. Sen de şunu al. İçim rahat etsin. Aslım. Beni kıskanıyorsun. Benim için endişeleniyorsun. Ama Fatih'le berabersin. Bu çok saçma. Biz niye böyle olduk? Ben seni kıskanmıyorum Ozan. Sadece sağlığını düşünüyorum. Kim olsa düşünürdüm. Sobayı yakalım hadi. Daha fazla üşüme. İyi misin? Canın mı acıyor? Dikişlerim sızlıyor biraz. Bakayım, canın mı yanıyor? Dur aç hadi, bir şey mi oldu bakalım? Canı çok yanıyor mu? Benim canımı yakan tek bir şey var. O da karşımda. Ben çok yoruldum. Aslında ben bu oyundan ilk günden daha çok yoruldum. Sen yorulmadın mı? Biliyordum Aslı. Beni unutmadığını, beni sevdiğini biliyordum. Sen... Yeter Ozan. Sürekli aynı şey, yeter. Oyun falan yok ortada. Ben Fatih'i seviyorum, sen Berçin'i seviyorsun. Bizim aramızda hiçbir şey kalmadı. Bittik biz. Ayrıldık. Sen ve ben diye bir şey yok artık. Ben seni unuttum. Sana dair hiçbir şey kalmadı. Ne aklımda, ne de kalbimde. Yeter. Yeter. Ben yanılmışım demek ki. Peki. Nereye? Araba bozuk. Gidiyoruz buradan. Madem beni unuttun, bir daha karşına çıkmam. Bitti. Unuttum seni. Madem unuttum, bir daha çıkmam karşına.
Bitti. Unuttum seni. Madem unuttun, bir daha çıkmam karşına. Ne oldu? Kese. Keseyi düşürdüm. Aslım dur, ne yapıyorsun? Düşeceksin. Hayır. Hayır, almam lazım. Aslım dur. Ne var bu kesenin içinde? Hayatın tehlikeye atacak kadar önemli mi? Evet, önemli. Onu kaybedemem. Kim verdi? Sevgilinden mi? Fatih'ten mi? Evet, sevgilim verdi. Ondan. Umudumu kaybetmemek için, yaşamak için bir sebebim olsun diye saklıyorum onu. Şimdi hayatını tehlikeye attın. Fatih için. Ne tutkulu aşkmış be. Çayırmayacağım. Eğer bir gün onu kaybedersem ya seni sevmekten vazgeçmişimdir ya da o gün ölmüşümdür. Saklamış. Biliyordum. Beni hala sevdiğini biliyordum. Bizden vazgeçmediğini biliyordum Aslı. Thank you.